Merhabalar. Nur Hayatü Temiz Sonsuz. Hepinize Ankara'dan selamlar, saygılar. Şu gördüğünüz bina Hacettepe Üniversitesi. Şu da Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurdu. Ve geride Ankara Kalesi. Önümüzde ne bu bilen var mı? Buradan ışık iyi değil. Şimdi ışık çok iyi. Çam kozalağı. Gördüğünüz gibi çam kozalağı reçeli. Bu Sibirya'dan hediye geldi. Biliyorsunuz Rusya ve Kazakistan'dan Refik Korkmaz bilinçaltı dili mucizeleri eğitimi almak isteyen dostlarımız geçen hafta Alanya'ya geldiler. Alanya'da eğitim aldılar. 3 gün boyunca büyülenmenin de ötesine geçtiler. Hatta o kadar ki geçen hafta eğitime gelmelerine rağmen 28 Ekim'de yeniden eğitime geliyorlar. Aynı kişiler bir daha geliyor ve gelirken de yanlarında başka dostlarını getirecekler. Biz dünyaya bilim ihraç eden bir ülkeyiz dostlar. Şu an Rusya ve Kazakistan'dan gelip eğitim alanların götürdükleri eğitimi ihraç ettik. Tabii Amerika'ya, Kore'ye, Peru'ya, Fransa, Almanya'ya bizler giderek ihraç ettik. İlk defa Kazakistan ve Rusya'dan olmak üzere iki ülke eğitim almak için ülkemize geldiler. İşte bu Sibirya bölgesinden, Rusya'dan organizatörümüz Oksana Altuhova ve Irina Shipigenia'nın bize hediyesiydi. Çam kozalağı reçeli. Bakınız. Ay. Tabii çam kozalağının yanına fındık ve ceviz de katılmış. Konulmuş yani. İşte bakınız büyüklükleri ne kadar? Dut kadar. Hatta duttan bile hafif küçük sayılabilir. Yiyelim mi? Yiyelim. Neredeyse bir dut kadar da yumuşak sayılır. Hani bir duttan çok hafif derecede bir sertliği var. Hepsi o kadar. Tam bir kurutulmuş dut diyebiliriz. Tadı inanılmaz güzel diyeceğim. Hani zaten reçeller şekerlidir, tatlıdır, güzeldir ya. Bunun tadının güzelliğinin dışında pineal bezinin aktivasyonu da önemli. Neden Rusya'da? Biyoenerjinin, ilaçsız tıbbın, alternatif tıbbın geliştiğini, anlatabildim mi? Orada pineal bezlerini, işte bu çam kozalakları yiyerek besliyorlar dostlar. Sabah kahvaltısında yedim. Haydi.
Şimdi bir tane daha yiyelim. Hop. Fındık ve ceviz her tarafta var. Ama ve lakin Cümbür cemaatin de bildiği gibi artık Çam kozalağının da reçelleri girmesi gerekiyor. Hani bizim ülkemizdeki Çam kozalaklarından reçel olur mu? Olur yani, neden olmasın? Hani sence bu bir fikir? Olmaması için hiçbir neden yok. Reçelci dostlar, gıda üreticileri. Çam kozalaklarından reçeller imal edin. Haydi bakalım. Allah'ın hakkı üçtür, yeter gari. Bizim eğitimimiz yarın, yani Çarşamba günü Ankara'da var. Ankara eğitimine katılmak için asistanım Emiş İspir'i arayınız. 0 507 192 06 20. 0 507 192 06 20. Eğitimlerimize katılın. Dünyanın nasıl bir akıllı bilgisayara sahip olduğunu anlayın. Dünyamız akıllı bir bilgisayara sahip ve bu akıllı bilgisayar tüm evreni kaplamış durumda. Tüm evreni kaplayan ve hiçbir materyali, yani malzemesi olmayan, hiçbir malzemeden oluşmayan bir bilgisayar. Günümüzün bilgisayarları plastikten, camdan, metalden oluşuyor. 5000 yıl sonra, yani insanlık milattan sonra 7019'a geldiğinde bilgisayarlar yine böyle malzemeden mi oluşacak? Hayır. Ya neyden oluşacak? Hiçbir maddeden yapılmayacak. 7000'de insanlar Refik Korkmaz'ın 2019'da getirdiği yere ancak gelecek. İşte o zaman bu devasa bilgisayarın varlığını öğrenecek. İşte ikinci alemin bütün bilgileri o bilgisayarda var. Eğitimimize katılanlar geleceği beklemek zorunda kalmadan günümüzde geleceğin bilgisini alıyorlar. Yarın eğitimimiz var. Eğitimimize katılmak için 0507 192 06 20. 0507 192 06 20. Ankara eğitimi bu çarşamba. Peki bu cumartesi pazar İstanbul'da eğitim var. İstanbul eğitimine katılmak için de 0507 192 06 20. Önümüzdeki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe nerede eğitimimiz var? Alanya'da. Tabii Alanya'daki eğitimimiz sadece Rusya, Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetlerimizin katılımına açık. Öyle bir konsept yaptık. Yurt dışına bilim ihraç etmek için. Onlar bu mucize ötesi, nur hayat ötesi bilimi veriyoruz. Hepinize selamlar, saygılar, nöz.